Hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik link araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebileceğimiz kadarıyla hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Ağır hasta mahpuslardan Özge Özbey'in durumunu aktarmak istiyoruz. Ailesi tarafından kurumumuza birçok defa başvuru yapılmasına ve defalar başvurularımıza rağmen tahliye edilmemiştir. Özge Özbey'in hakkında dava açılan ve dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır. Beynindeki tümör nedeniyle 27 Ekim 2020'de İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde açık beyin ameliyatı geçirmiş, ameliyatının hemen ardından hastanede tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne götürülmüştür. Durumunun ağır ve yeni ameliyat olması nedeniyle yapılan başvurular sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 3 ay infaz erteleme kararı verilmiş, 3 ay bittikten sonra tekrar tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevine götürülmüştür. Sağlık Bakanlığı Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 24 Aralık 2021 tarihli sağlık kurulunun vermiş olduğu kararda hapishane şartlarında kalması uygun değildir raporu olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından bu rapor kabul edilmemiş ve hapishanede kalabilir raporu verilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporda nöroloji, üroloji ve psikiyatri doktorlarının imzası bulunmakta ancak asıl görmesi gereken beyin cerrahının bu kararda imzası yoktur. 9 Haziran 2022'de tekrar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan başvuruda cezaevinde kalabilir raporu verilmiştir. Oysa sürekli şiddetli baş ağrıları çekmekte, denge kaybı yaşamakta, tümörlerin duyu organlarına baskı yaptığından kaynaklı işitme kaybı problemleri yaşamaktadır. Hastane MR raporlarında beyninde birden fazla tümör bulunduğu için sürekli kontrol altında olması gerektiği ameliyatını gerçekleştiren doktoru tarafından ailesine söylenmiştir. Daha önce Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 24 Aralık 2021 tarihinde heyet raporunda cezaevinde kalamaz kararı vermiştir ve bu raporun 2 yıl geçerlilik süreci bulunmaktadır. Cezaevinde hastalığı hızlı bir şekilde ilerledi ve epilepsi, vertigo gibi dengesizlik belirtileri olan hastalıklar da nüksetti. Beyin tümörleri organlara baskı yapmakta, tümörden kaynaklı olarak sol kulağında %72 işitme kaybı vardır. Ellerde titreme, kimi zaman idrarını tutamama durumları da meydana gelmiştir. Bu durum ileride görme, hafıza ve hareket kaybına neden olacaktır. Özge Özbey'in durumu oldukça kritiktir ve hastanede kalamayacağı hem çekilen MR tomografilerde hem de raporlarında belirgindir. Hapishanede kaldığı her saat, her gün yaşam hakkı ihlalini meydana getirecektir. Bir gün dahi hapishanede kalamayacağı ortada olan Özge Özbey'in acil olarak tahliye edilmesini talep ediyoruz. Devlet yaşam hakkını korumak zorundadır ve tahliye etmeyerek bu sorumluluğunu da yerine getirmemektedir. 24 Temmuz 2018 tarihinde Makbule Ezer Özer ve eşi Hadi Özer'in evlerine baskın düzenlenmiş, çocukları ile birlikte gözaltına alınmış, daha sonra Özer ve eşine örgüte yardım etmek iddiasıyla dava açılmıştır. Makbule Özer'in ailesi, avukatları ve demokratik kitle örgütlerin çabalarıyla Özer'in sağlık sorunları ve hapishanede kalıp kalamayacağına dair bağımsız uzman raporları alınmıştır. Adli tıp uzmanı olan Profesör Doktor Ümit Biçer'in Özer hakkında hazırladığı raporda Özer'in her iki kulağında orta derecede işitme kaybı, sol gözde katarak nedeni lens kullanımı, her iki kalça, sol omuz, sol el bileğinde hareket kısıtlılıkları, sol ayakta kısalık tanımlandığı ve kişinin tek destekle kısa mesafede hareket edebildiği, D vitamini eksikliği, astım, diyabet, idrarını tutmakta güçlük tanımlandığı belirlenmiştir. Buna göre ceza infaz kurumlarında tutulan hükümlü ve tutukluların, alıkonulan kişilerin kişisel engelleri, kronik hastalıkları, iletişim sorunları gibi nedenlerle tedaviye erişimlerinde yaşanan sıkıntılar daha da ağırlaşabilmektedir. Yaşı, sağlık ve engel durumu nedeniyle
cezaevinde kalmaması gereken Makbule Özer hakkında hukukun gereği yerine getirilmeli, tekrar ATK'ye sevki yapılmalı, infazın ertelenmesi veya konutta infazın gereği yerine getirilmelidir şeklinde Makbule Özer'in hapishanede kalamayacağı belirlenmiştir. 30 yıllık mahpus Kemal Özçelik ileri derecede kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet, göz damarlarındaki tıkanıklığa bağlı görme kaybı, yaygın ödem, solunum yetmezliği, unutkanlık, böbreklerde fonksiyon kaybı ve taş, vücutta yaygın sürekli ağrı, yürüme, uyuma güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunları yaşamakta, düzenli ilaç kullanamamak, mevcut hastalıkları nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını dahi başkalarının yardımıyla yapabilmekte, düzenli tedavi, bakım ve kontrol altında tutulması gerekmektedir. Düzenli ilaç kullanması ve kardiyoloji bölümünde düzenli kontrol altında tutulması gereken Özçelik'in COVID-19 pandemisi sürecinde düzenli kontrolleri yapılamamış, tedavisi aksamıştı. Böbrek hastalığı nedeniyle acil ameliyat olması gerektiği söylenmesine rağmen ameliyat edilmeyen ve 15 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne yoğun bakım servisine yatırılan Özçelik'in abi anlatımında kardeşimin böbrekleri bitmiş, akciğerinde enfeksiyon var, nefes almakta güçlük çekiyor. Kardeşim 15 gündür yoğun bakımdaydı, bugün açık servis aldı. Ayakları şiş içinde, yürüyememesine rağmen ve sürekli yatarak olmasına rağmen ayaklarından kelepçe ile yatağa bağlı. Sanki uçacak. Kardeşim ölümle kalım arasında. Kardeşim bırakılmalı. Kardeşimin yasal olarak 25 gün sonra verilen cezası doluyor. Zaten bırakılacak. Şimdi bırakılsın. Hasta, mahpuslar.